Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun 4 tane bölümü var. Bu bölümler sırasıyla pilotaj bölümümüz, teknik bölümler olarak havacılık, uçak gövde ve motor bölümümüz, elektrik ve elektronik bakım bölümümüz, bir de havacılık yönetimi bölümümüz. Bu 4 bölümle eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Her bölüme yaklaşık her sene 30 civarında öğrenci alıyoruz. Dolayısıyla her sene yüksekokulumuza 120 öğrenci kabul ediyoruz. Bakın, bu SHY 147 yetkisi gerçekten çok önemli bir belgedir. Ve bunu Türkiye'de bu yetkiye sahip olan üniversite ve kuruluş sayısı da çok kısıtlıdır. Biz 2018 yılında bu yetkiyi aldık. Bu yetkiyi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veriyor. Ve bu eğitimi verebilmek için gerekli olan tüm hazırlıkları yapmış olmanız gerekiyor. Ve size bu yetkiyi vermek için de gerekli her türlü incelemeyi yapıyorlar bu vermeden önce. Bize nasıl bir katkı sağlıyor sorusuna geldiğimizde, özellikle mezunlarımızın sertifiye olmasını sağlıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu bölümlerden mezun olduklarında, özellikle motor, gövde ve elektrik, elektronik bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz bu yetkiye sahip olarak mezun oluyorlar. Daha sonra tam yetkili bakım sertifikasını alabilmek için de genel olarak 5 yıl çalışmaları gerekiyor. Halbuki bu yetkiye sahip oldukları zaman bu yetkiyi 3 sene içerisinde tamamlamış olabiliyorlar. Dolayısıyla bu bir yerde bizim abetimiz gibi oluyor. Yani bizim akreditasyonumuz gibi oluyor. Dolayısıyla Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun akreditasyonu da SHY 147 belgesi olmuş oldu. 4 tane bölümümüz var. Bu bölümlerden bir tanesi pilotaj. Pilotların nerede çalıştığını söylememize gerek yok. Onlar havayolu şirketlerinde daha mezun olmadan iş bulabiliyorlar ve dolgun ücretle işlerini devam ettiriyorlar. Teknik bölümlerimiz olan motor, gövde ve elektrik, elektronik bölümü mezunlarımız ise yine mezun olmadan işlerini bulabiliyorlar. Bunların oranı yaklaşık %90 civarında. Yani her 10 öğrencimizden 9'u mezun olmadan işlerini bulmuş oluyor. Bunlar da bakım kuruluşlarında çalışıyorlar. Özellikle Türk İş Teknik, May Teknik, Pegasus Teknik gibi şirketlerde. Aslında yurt dışına da açık bizim bu iş olanağımız. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem Türkiye çapında hem de dünya çapında iş imkanlarını bulabiliyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz uluslararası açılımlarımızı sağlamak için. Bu SHY 147 belgesini 2018 yılında aldıktan sonra şu anda EASA, yani Avrupa Birliği'nin emniyet şirketi olan, kuruluşu olan EASA şirketinden de bu temel bakım organizasyonu yetkimizi almaya çalışıyoruz. Yani şu andaki 147 belgemizin uluslararası karşıtı olmuş oluyor. Dolayısıyla uluslararasında çok açık bir meslek bizim bu mesleğimiz. Öğrencilerimiz sadece Türkiye içinde değil, dünyanın her yerinde çalışma olanağı buluyorlar. Özellikle bunu sağlayabilmeleri için de biz sertifikalarımızı uluslararası yapmaya çalışıyoruz. Biraz evvel söylediğim EASA 147 belgesiyle. Aynı zamanda öğrencilerimiz Erasmus programlarından da faydalanıyorlar tabii ki. Sürekli olarak Erasmus programında öğrenci gönderen bölümlerden bir tanesi şu anda bizim Sivil Havacılık Yüksekokulumuzdaki Havacılık Yönetimi Bölümü. Her sene yaklaşık bir ya da iki öğrencimizi uluslararası değişim programında yurt dışına gönderiyoruz ve orada eğitim almalarını sağlıyoruz. Biz bu konunun üzerinde çok titizlikle duruyoruz. Öğrencilerimiz, bizim mesleğimiz zaten uygulamalı bir meslek olduğu için özellikle öğrencilerimizin mezun olmadan önce
önemli bir uygulama eğitimi olmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla gerçek havacılık ortamında bu eğitimleri almalarını sağlamaları için Ankara Esenboğa Havaalanı'nda bir hangarımız var biliyorsunuz. Bu hangarımızda iş üstü eğitim yapabilmeleri için 2 adet uçağımız bulunuyor. Bunlardan ikisi de 2 motorlu. Bu uçaklarımızdan bir tanesi turbo prop motorla, yani türbin ve pervane ile çalışan motorlar. Bayağı büyük bir uçak. King Air, Beechcraft King Air C90 uçağı. Bu uçağın üzerinde her türlü pratik eğitimi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda normal pistonlu motorlu Cessna 337 uçağımız var. Gene bu da 2 motorlu ama motorlar yan yana değil, arka arka. Birisi önde, birisi arkada. Dolayısıyla hem çekme görevi yapıyor, hem itme görevi yapıyor bu pervaneler. Bu uçak üzerinde de bir fiil uygulamalı eğitim yapıyoruz. Biz gerçekten öğrencileri gerçek havacılık ortamında eğitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz mezun olduklarında herhangi bir sıkıntıları olmuyor adaptasyon konusunda, mesleklerine adaptasyon konusunda. Dolayısıyla gerçek uygulama üstü işlerini yapabiliyorlar. Çok fazla olmasa da tutarları oldukça yüksek seviyede olan araştırmalarımız var. Özellikle ben kendi araştırma konumdan bahsedeyim. Ben insansız hava araçları üzerinde çalışıyorum. Geçen Eylül ayında 3 yıl süren bir projeyi tamamladık. Sürü halinde insansız hava araçlarının uçurulmasıyla ilgiliydi. Bu projede Atılım Üniversitesi başkanlık yaptı. Atılım Üniversitesi'nin koordinasyonunda diğer 2 üniversitemizle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Aselsan'ın finansörlüğünü yapmış olduğu bir proje kapsamında 3 yıl bir çalışma yürüttük. Ve bu projeyle sürü halinde İHA'ları görevlerini bir senaryo içerisinde belirlenen görevi eksiksiz olarak yapmalarını sağladık. Böylece ülkeye de çok önemli bir kazanım sağlamış olduk. Aslında yüksek lisans yapmaları için bir engel yok. İstedikleri bölüme, teknik bölümler olsun ya da sosyal bölümler olsun, o bölümlere mezun olduktan sonra müracaat edebilirler. Oradaki enstitülere, Sosyal Bilimler Enstitüsü olsun, Fen Bilimleri Enstitüsü olsun, oralara müracaat edebilirler ve yüksek lisans derecelerini alabilirler. Özellikle Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapabilirler. Makine mühendisliğinde yüksek lisans yapabilirler. Yan dal yapma olasılığı bizim öğrencilerimizin, özellikle SHY 147 kısıtlamaları nedeniyle yan dal yapmaları ya da çift ana dal yapmaları biraz imkansız gibi gözüküyor. Çünkü programları çok dolu. 4 sene boyunca belli bir saati doldurmaları gerekiyor. O nedenle yan dal yapmaları ya da çift ana dal yapmaları pek mümkün gözükmüyor. Ama diğer bölümler, özellikle havacılık yönetimi bölümü öğrencilerimiz yan dal yapabiliyorlar çok kolay bir şekilde. Pilotaj bölümünün de uçuşları çok sık olduğu için nefes alamıyorlar gerçekten. O nedenle onların da yan dal ya da çift ana dal yapmaları biraz imkansız gözüküyor. Biz 2012 yılında kurulduk yüksekokul olarak. O tarihten beri işte 8 yıl oldu. 8 yıldır büyük bir ivmeyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi özellikle uluslararası olmaya çalışacağız. Uluslararası olmaya çalışacağız. Bunun için de ilk adımımızı attık. Özellikle EASA 147 yetkisini alıp bu konuda Türkiye'de ve dünyada bir yerimizin olmasını belirtmek istiyoruz öncelikle. Bunu yaptıktan sonra diğer atılımlarımız gelecek. Bunun içerisinde özellikle Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünün açılması fikri var. Bu konuda da birkaç yıldır zaten yoğun bir şekilde çalışıyorduk.
Dolayısıyla amacımız havacılık ve uzay mühendisliği ile sivil havacılığı birbirine tamamlayıcı kuruluşlar olarak çalışmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla sivil havacılık yüksekokulundan işte o zaman belki çift anadal ya da yan dal yapma olasılığımız çok daha kolaylaşmış olacak. Dolayısıyla bunlar birbirlerini tamamlayan meslekler zaten. Dolayısıyla önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde öncelikle bu teknik bölümlerimizi biraz daha güçlendirmek istiyoruz. Ondan sonra artık yurt dışına açılmayı ve yüksek lisans programlarını da açmaya çalışacağız. Bizim mezunlarımız şimdiki durumda %90 oranında iş bulma imkanına sahipler. Ki bu durum mezun olmadan önceki şeyleri. Mezun olduktan sonra o geri kalan %10 da işini buluyor. Bizim amacımız uluslararası bir üniversite olmak demiştim size. Dolayısıyla bu nedenle önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Atılım Üniversitesi'ni sadece ülkemiz çapında değil, dünya çapında da bir numaralı yere getirmek istiyoruz.